Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, malzemelerini aldım. Kuşkumu ve kanal yemini aldım. Şimdi kanal yemini sonra vereceğim. Kuşkumunu yuvalarımıza dökeceğiz şimdi. Bir paket aldım. Bir tane kalmıştı. Başka kumu da vardı da onlar biraz markasızdı diyeyim. Kuyruğunu kullanıyorum ben kuşkumunda. Büyüğünden yoktu. Küçüğünden kalmış. 250 gram mı 300 gram mı ne bir şey bu. Şimdi kuşkumu koyacağım, yuvalıkları alayım. İlk bu yuvalığı alacağız. Bu follu alacağız. Burada en iyisi yuvalığı sökmek. Yuvalığı sökelim. Yuvalığı söktük. Sonra buradaki yuvalıkta peçetemiz vardı, onu alayım. Burada granül vardı, kirlenmiş. Orada kirli granülü aldık. Şimdi buna kuşkumu koymak yerine az işte granül koyacağım arkadaşlar. Bir daha kuşkumunu israf etmeyelim bunda. Hemen şöyle peçeteyi de alalım. Yavrumuza şu küçük kaba koyalım hemen şöyle. Şöyle ya gözükmeyecek şekilde. O kadar yeterli. Ya da koyduk mu hepsine koyak da zaten dökülecek, çöpe gideceğine yuvaya gitsin. Tamam, bu yavrumuzun kiyazı şöyle biraz dağıtalım. Biraz fazla oldu. Aslında bu kadar konmaması lazım ama dediğim gibi çöpe gideceğine hayvan hayvana yarasın. Gel tekrar bunu yuvaya koyalım. Nasıl sıkışacağım, sıkışacağım, ne yapayım? Sapa sağlam. Bu yuvayı hazırladık. Şimdi bu kum yetmeyecek bana. Tekrar geldiği zaman bir daha alacağım. Şöyle makas sağ elime alayım. Böyle. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bunu zaten dişimiz ayarlar, fazla oynamaya gerek yok. Tekrar aynı şekilde yuvaya koyuyoruz. Sonra kapakları kapatalım. Kapağımızı da kapattık. Şimdi ben videoyu durdurayım, bu yuvaları geri takayım. Sonra tekrar devam edelim. Evet, tekrar beraberiz arkadaşlar. Şimdi bunların yuvalarındaki kumu değiştireceğiz. Yavrumuza gösterelim şurada. Yavrumuz da düştü. Yuvada sürekli geziyor. Evet, maşallah. Bunlar da peçeteyi mahvetmişler. Gazını temizledim. Bulmaz bir şey. Zaten mısır granülü varmış. Bunu direkt dökelim. Granülü de bakıp şöyle yapalım. Yuvadaki tozumuzu da dökelim. Şöyle folluğu dolduracağız. Biraz da kenarlara taban gözükmeyecek şekilde. Aynen. İlk başta az koyalım arkadaşlar. Bazen kuşlar çünkü dökebiliyor. Yumurtladıkları zaman ya da yavru çıktığı zaman biraz daha dolduruyorum. Şu an bu ideal, yeterli yani. Şimdi tekrar yuvalığa koyalım. Evet, yazın kuşkumu kullanmanızı tavsiye ederim. Mısır granülü falan dediğim gibi bit yapma ihtimali oluyor. Bit yapar demiyorum, yapma ihtimali oluyor. Bit yapmaya gerek yok. Benim kullandığım kuşkum bu. Kuşlar da seviyor yani bunu, yuvada falan yatarken kemiriyorlar sürekli bunu. Bunu tavsiye ederim size. Onun haricinde önceki aldığım kanarya yeminden yoktu. Bugün başka aldım. İlk defa deneyeceğim. O da Queen'di ama bu başka.
Bu 7,5 lira olması lazım. Şu kuşkumu da 5 liraydı. 12,5 lira gibi bir şey verdik bunlara yani ikisine. Evet, aldığım malzemeler de şimdilik bunlar. Bunun videosunu çekeceğim demiştim. Onun için çektim. Yuvalarımızı hazırladık. Bunlar da direkt yuvaya gidiyorlar zaten. Onun haricinde şunun yuvasını da eş attığım zaman yaparım. Şu an gerek yok yuvasına. Tüy de zaten. Tüyden çektiği zaman yanına dişi atarım ve yuvasını o şekilde hazırlarız. Bunlar da burada kurulaşıyorlar. Bunlar çok yakıştılar. Bunlar bayağı iyi oldular. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın.